neden başarılı kadın güçlü kadın deyince sadece çalışan kadınlara örnek gösteriliyor? Aslında ben doktorum ama belki başka bir alanda daha mutlu olacağım. Karaciğer nakli gerekebilir. Kendimden o kadar çok vazgeçtim ki Timur. Yaşamak istiyorum. Şimdi canını okudum şerefsiz. Bahar hayatının merkezine kendinden çok eşini ve çocuklarını koymuş. Fedakar, saf, biraz da bazı konularda aslında o çocuk ruhunu da korumuş bir kadın. Ama tekrardan böyle bir uyanışla aslında kendini hatırlayabilme cesaretini de gösteren bir kadın oluyor. Gerçek bir hikayesi var. Birçok ruha ve yaşam biçimine tesir edeceğini, dokunacağını hissediyorum açıkçası. Çünkü gerçek bir hikayeden tam olarak alınmasa bile gerçek birçok hikayenin çok ortak noktasına sahip bence. Evet, bulacaklar. Çünkü hep hayatının merkezine başkasını koyma odaklı, fark etmeden yaptığımız, bazen çok sevgiden yaptığımız, çoğu zaman yine hiç fark etmeden yaptığımız bir hayatı yaşama biçimi bu aslında. Birçokların aşina olduğu bir şey. Ama hep insanın kalbinin köşesinde böyle kendisi kendine fısıldar ya, ama onu duymaya çalışırsan birçok şey alt üst olabilir ve onu dinlemek bir cesaret ister. Galiba oraya biraz ışık tutacak ve böyle bir küçük hadi yaparsın diyecek bir iş gibi geliyor bana. Çok sık karşılaşıyoruz. Takip et beni. Ne? Çok mutluyuz. Çok. Tamamdır. Eşiniz için değil de daha çok kendiniz için tedirginsiniz. Elan Hocam bakın. Siz bakın Timur Hocam. Çocuklarınıza bakın. Karakterimden bahsedeyim. Evren karakteri, cerrah, doktor. Merhametli tarafı çok tabii ama biraz çılgın, biraz başına buyruk, biraz asi. Biraz farklı bir doktor karakteri izleyecek seyirci. Aidiyet duygusu yok. Geçmişinde yaşadığı bazı travmalardan dolayı bir ait olamama durumu yaşıyor. Belki dizinin ilerleyen bölümlerinde bu yaralarını da iyileştirmiş olacak. Belki Bahar'la. Ya tam o anlamıyla aslında dizinin tarzı trajikomik diyebilirim. Çünkü gerçekten hayatın içinden ve Bahar'ın özellikle düştüğü durumlar o kadar gerçek ki, o kadar bir durum komedisi yaratıyor ki bu. Çünkü bir anda evinde olmak zorunda, çocuklarıyla, kocasıyla olmak zorunda ama bir şekilde de ayağa kalkmak istiyor. Bir kadın olarak doktorluk mesleğine geri dönmek istiyor. En büyük zaten bu hikayeyi kabul etme sebebim de bir kadının tek başına tekrardan cesaretini toplayıp ayaklarının üzerine kalkabilme hikayesi. O yüzden bu çok kıymetli. Karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde hem de aile içi ilişkilerde kendileriyle çok empati duyabilecek şeyler bulacaklardır. Hem çocuklarıyla olan ilişkilerinde, hem eşleriyle olan ilişkilerinde, hem de iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde bence çok özdeşleştirecek şeyler bulacaklardır. Aa, beni mi bekliyorsunuz böyle? Şekerim, canım. Şekerim, kısa kes biliyorum ben de. Yo, yo, benzemek zorunda değilsin tabii canım. Ne oldu? Bahar, bu ne ya? Yıldönümüz kutlu olsun sevgilim. Ya Bahar'cığım, sen anladığın işlerden bahsetsene hayatım. Doktorluk da bize kalsın, olmaz mı? Ben zaten ameliyattan geç geliyorum, sizi uyandırmayayım diye şuraya kıvılıyorum. Ya tamam, ben konuşurum dönünce başhekimle. Ben karımı özlüyorum derim. Anne, benim Bahar için bu ameliyat olmam lazım. Ben hastalanırsam bana da karaciğerini verir misin? Bak çok şükür son anda başka bir donör bulundu. O kadar şanslıyız ki. Ya karakterimle ilgili çok bilgi vermeyi sevmiyorum. Yani seyirci bunu izlerken keşfetsin istiyorum. Çünkü çok katmanlı bir karakter. Yani her bölüm geçtikçe başka bir detayını, başka bir özelliğini göreceğimiz, izleyeceğimiz bir karakter oldu. Benim de oynadığım farklı bir karakter diyebilirim. Yani bu zamana kadar oynadığım karakterlerin arasından gerçekten sıyrılabilecek özellikleri olan bir karakter. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Keşif sürecindeyim, eğleniyorum yani. Her yönü olan bir insan gibi göreceksiniz diyebilirim yani. Çok insani bir karakter. Zaafları da olan, iyi özellikleri de olan, kötü özellikleri de olan hepimiz gibi birisi diyebilirim Timur için. En azından bu kadar söyleyeyim. Özellikle hani karakteri belirtirken de insan dememin sebebi oydu. Yani hayatta olan her duygunun karşılığı bence bu dizide var. Yani çünkü ben böyle hissediyorum. Ekip olarak da böyle hissediyoruz. Her duygu hayatta ne kadar varsa burada da var. Zaman zaman güleceğiz, belki zaman zaman ağlayacağız. Artık o seyircinin takdiri. Çok teşekkür ederim. Anneciğim, ama sana söz veriyorum, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Farkında değil misin ne yapmaya çalıştığının? Güç gösterisi yapıyorum.
Bence doktorluk sana yakışıyor Bahar. Kimse hasta, yaşlı asistan istemez. Beni fazla hafife alma sen. Bence sen çok iyi bir doktor olursun. Gerçekten.